Nabzına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hafta içi her gün saat 17.30'da olduğu gibi bugün de 17.30'da sizin karşınızdayız. Ve ilk gündem maddeleriyle başlayacağız. Piyasalarda önemli gelişmeler oluyor. Borsa İstanbul'da ciddi anlamda bir yükseliş var sevgili seyirciler. Ve aslında aşı tarafına dair de haberler var. Öncelikle reel sektörü canlandırmaya yönelik kredi garanti fonundan gelen bazı haberler var. KOBİ'lere yeni destek paketi geldi sevgili seyirciler. Kredi garanti fonu Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. KGF'nin yatırım fonundan sağladığı 300 milyon liralık hibe ve öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon liralık destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar tutarında kefalet sağlanacak. İşletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliği programı kapsamında KGF ve AYF işbirliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler %80 KGF kefaliyetiyle 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. KOBİ'lerin 1 yıl ödemesiz 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7.5 milyar tutarında kredi kullandırılması bekleniyor. Kredi garanti fonu sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. KGF, COVID-19 ile mücadele döneminde KOBİ'ler için hazırladığı yeni destek paketleri ile de özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, bu destek paketi KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ'lerin finansman erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Evet, ve KOBİ'lere dair aslında konuşmamız gerekecek. Özellikle reel sektör için çok önem arz ediyor KOBİ'lere verilen kredi destek paketi. Bu reel sektörün canlanmasını biz uzun zamandır konuşuyoruz sevgili seyirciler. Ve aşı haberleri de gündemde biliyorsunuz. Aşı haberleri de gündemde. Aşıya dair yeni gelişmeler var. Çin aşısına dair yeni gelişmeler var. Endonezya'da faz 3 denemeleri süren Çin aşısının %97 koruma sağladığı bildirildi sevgili seyirciler. Halk sağlığı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından Çin aşısının sonuçları olumlu görünüyor söylemi geldi. Aşı Türkiye'de de rapor almalı ve 50 milyon aşı yetmez deniliyor. Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin tarafından üretilen Sinovac aşısının faz 3 deneyleriyle ilgili Endonezya'da aşının %97 oranında koruma sağladığı belirtildi. Ve halk sağlığı uzmanlarından şöyle söylemler geliyor. Aşıların etkinliği evre 3'te. Farklı ülkelerde en az 30 bin gönüllü insanda sınanıyor ve bağımsız gözlemcilerce izleniyor. Bu gönüllü derneklerden kaçı korundu, yeterli kalıcı antikor üretti veya hücresel bağışıklık yanıtı verdi. Buna bakılıyor. Endonezya'da yeni yayımlanan raporda etkinlik oranı %97 olarak açıklandı. Türkiye ve Brezilya raporları açıklanmadı. Birleştirip yayınlanacak. Önümüzdeki günlerde Sinovac Evre 3 raporlarının yayınlanacağı açıklandı. Bunun da beklenmesi gerekiyor. Türkiye'de Evre 3 raporunun olumlu çıkması koşuluyla bu aşıyı uygulayacağını belirtmeli. Raporlar olumlu olmadığı takdirde aşı uygulanma olanağı yok. Ancak umutların yine de yerli aşıda olduğu belirtilmiş. Yalnızca Çin'den 50 milyon doz aşı alınabilecek. Bu aşının Türkiye'de süren Evre 3 çalışmaları bitmek üzere sonuçları olumlu.
BioNTech ve Pfizer'den yalnızca 1 milyon doz aşı alınabileceği belirtiliyor. Bu aşıların da 2 doz yapılacağı düşünüldüğünde 50 milyon doz aşı ile 25 milyon kişiye ulaşılabiliyor. Bu sayı Türkiye için yeterli değil. Türkiye'de 84 milyon vatandaş, 6 milyon göçmen olmak üzere 90 milyonluk diğer bir nüfus var. Ve aşılanmayacak 18 yaş altı 20 milyon dikkate alınırsa aşılanması gereken 70 milyon insan var. Yani 140 milyon doz aşı gerekiyor. Başka bir yerden ek yapma olasılığı da olmadığına göre aşılar kapışılmış durumda. Türkiye'nin umudu aslında bir miktarda Nisan'da kullanılması gereken yerli ve milli aşıya bağlanmış durumda. Ufuk'ta başka bir aşı siparişi izi de görülmüyor. Ancak aşıların kapışılmış olması, daha önceden aşıların kapışılmış olması Türkiye'nin bir miktar bu durumun gerisinde olduğunu gösteriyor. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi'nden yapılan bir açıklama var. İstanbul'da yılın ilk 9 ayında 330 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş durumda sevgili seyirciler. İstanbul'da İşkur aracıyla işe yerleştirenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %73.1 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi'nin yayınladığı Aralık 2020 İş Gücü Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'nde Ekim ayında işe yerleştirenlerin sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da %65 artarken Türkiye genelinde %8.6 azaldı. İlk 9 ayda İstanbul'da 330 bin kişi işsizlik ödeneğine başvururken 128 bin kişi işsizlik ödeneği alabildi. 2020 yılının ilk 9 ayında İstanbul'da 330 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Türkiye'deki işsizlik ödeneği başvurularının bu dönemde %27.3'ünün gerçekleştiği İstanbul'da. 2019 yılının aynı dönemine göre başvuranların sayısı %16.9 azaldı. İşe yerleştirilenlerin sayısında önceki yıla göre %73 düşüş görüldü. Bir önceki aya göre ise %65 artış oldu işe yerleştirenler. 8.895 oldu. Evet, ben Sayın Yıldırım Türk'e bağlanmadan önce bir haberden daha bahsetmek istiyorum sevgili seyirciler. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den gelen bir haber. 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunulmuş durumda Pelosi'ye. Biliyorsunuz bu destek paketiyle ilgili uzun zamandır görüşülüyor. ABD'de görüşmeler var. Bu destek paketi tabii ki mali politikaları içeriyor. Bu destek paketinin içerisinde maaş koruma programı kapsamında kullanılmayan fonlardan 140 milyar ile hazine fonlarından 429 milyar doların kullanılacağı ifade edilmiş. Bu aslında teklif aşamasında şu anda nasıl sonuçlanacak ve aslında bunda tabii ki piyasalara yansıması olacak. Son olarak Koronavirüs Bilim Kurulu toplanmış olması gerekiyor. Sayın Bakan Fahrettin Koca'dan basın açıklaması gelecek saat 19 sıralarında. Ve Borsa İstanbul'da şu anda oldukça olumlu bir seyir var. Biz Sayın Yıldırım Türk'e bir merhaba diyelim. Önce kendisine bağlanmış bulunuyoruz. Sayın Yıldırım Türk, merhabalar. Merhaba Şevin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar, çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Umarız iyisinizdir, sağlık önemli bu ara. Ben tam sizi yayına alacağımı duyurduğumda bugün takipçilerden şöyle bir yorum geldi. Kapalı Çarşı'daki en düzgün tam ben alayım da oradaki yorumu aslında. Evet, Kapalı Çarşı'ndaki tek düzgün insan dediler. En düzgün bile değil, tek düzgün insan gibi bir yorum geldi Sayın Yıldırım Türk. Ne kadar aslında sizin için... Gözüyle öyle görünüyor demek. Teşekkür ediyorum. Evet. Size geçmiş olsun bu arada. Koronavirüs rahatsızlığı geçirmişsiniz. İnşallah sağlığınıza kavuşmuşsunuzdur. Tekrarlamasını inşallah. Hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Tüm çok 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 teşekkür eder. Önemli bir aslında dönem. Hepimizin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım Türk.
Herkese biz de sağlık diliyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde bu dönemin de aşacağız. Önemli olan sağlıklı bir şekilde bu dönemi aşmak aslında. Bunun da yolları aslında daha çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, Sayın Yıldırım Türk, ben tabii ki size ilk başta piyasalarla başlamak istiyorum. Borsalarda ciddi bir artış var. Borsa İstanbul'da ciddi bir artış var. Ve bu artış acaba devam eder mi diye bir merak içerisindeyim. Ben çünkü ciddi anlamda bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. Biliyorsunuz yatırımlarda beklentiler satın alınır, gerçekleşmelerde satılır. Şimdi beklentiler satın alınıyor. Siz programdaşından beri okuduğunuz haberlerin hepsinin piyasalarda bir iyimserlik buluşturduğunu, gerek iç piyasada gerekse dış piyasa için ve tabii dış piyasadaki iyimserliğin de iç piyasaya yansıdığını görüyoruz. Özellikle bunlardan birisi her ne kadar hem bizde hem yurt dışında COVID-19'un ikinci dalgası bayağı güçlü yaşanırken bunun getirdiği bir tedirginliğin yanında aşının bulunmuş olmasının getirdiği iyimserlik aşı haberleriyle bulunduğu haberlerinden beri devam ediyor. Her geçen gün biraz mafi onun iyimserliğin derecesi azalıyor ama bunu destekleyecek özellikle Amerika'daki sizin de biraz önce bahsettiğiniz teşvik paketi çok önemli. Çünkü özellikle Trump seçim öncesinde bu teşvik paketinin 1 trilyon 800 milyar olduğunu biliyorduk ve anketlerde kendisini kazanamayacağı beklentisi olunca bu teşviki biraz daha öteledi. Hatta seçimden sonraya bırakalım demişti. Ama çok acil de bir ihtiyaç var özellikle Amerika'da küçük işletmelerle ilgili. İşte bu süreçte yeni hükümetin teklifleriyle mevcut hükümet bunu biraz daha sıcak baktı. Ve tekrar bu gündeme geldi ama tabii epeyce bir tabiri caizse törpülendi. Sizin de belirttiğiniz gibi işte 900 küsür milyar civarında ama bunun %90'ı gerçekleşebilir falan şeklinde de haberler görüyoruz. Dolayısıyla bunun bir iyimserliği var. Diğer taraftan İngiltere'de aşının uygulanmasına başlanmasının da dün itibariyle piyasalarda olumlu yansıma bulduğunu görüyoruz. Ama bu arada da tabii yine Biden hükümeti geldiğinde özellikle Avrupa ile Amerika arasında transatlantik ticaret antlaşması olmayacağı konuşulacak. Bunlar gündemde. Bunların hepsi piyasalara olumlu yansıyan gelişmeler. Sizin biraz önce belirttiğiniz KGF teşvik paketi de aynı şekilde iç piyasada işletmelerin biraz daha nefes almasını sağlayacak. Hatta işte ay sonunda ödenecek olan o geri ödemelerin, kredi geri ödemelerin COVID nedeniyle verilmiş olan kredilerin geri ödemesinin başlamasının 6 ay ötelenmiş olması da piyasalarda bir iyimserlik oluşturmuş durumda. Bizde de özellikle hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın değişmesi, aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle daha cesaretli adımlar atılmaya başlandı. Ve bunun devamı da bekleniyor. Bu konuda Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in bugün bir raporu var. Burada da bundan bahsediliyor. Yani cesaretli adımların atılmasının devam edilmesi gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla bu beklentiler piyasalarda özellikle de borsada bir miktar daha iyimserliğin satın alındığı bir seans şeklinde kendini göstermiş durumda. Tabii eski rakamlara göre 135 bin puana ulaşmış bir Borsa İstanbul 100 endeksi var. Bu tabii oldukça önemli. Zaman zaman tabii burada hızlı yükselişlerin bir düzeltmesi de gelebilir ama dış piyasalarda da borsalarda bir toparlanma var. Özellikle Amerika'da. Bunun da bizde yansımalarının olduğunu görüyoruz. Bu arada geçtiğimiz toplantıda 475 baz puan faiz artırmasıyla beraber Merkez Bankası'nın biraz daha işte bu cesaretli adımlar, piyasa dostu açıklamalar da piyasada etkili oldu ve döviz fiyatlarında o günden beri biraz daha istikrarlı seyrin oluştuğunu görüyoruz. Bugün de işte 7.80-7.82 seviyelerinde bir dolar TL fiyatı var. Bunlar da tabii üst üste konulduğunda piyasalardaki iyimserliğin yansımalarını görüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde tabii teşvik paketleriyle beraber bunun biraz daha sürdürülebilir mi? Yoksa Biden hükümeti geldiği zaman yine ticaret savaşları ilgili Çin'le ilişkilerde bir olumsuzluk olur mu? Sene sonunda tamamlanması beklenen
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, Brexit meselesi nasıl olacak, hala bu konuda belirsizlikler var. Bunlar zaman zaman gündeme gelebilir. O iyimserlik biraz daha törpülenebilir. Dolayısıyla böyle bir sene sonuna girmiş durumdayız, öyle diyeyim. Bunlar etkili ama bugün bir haber açıklandı. AB'den, Avrupa Birliği'nden yaptırımlara yönelik. Beni biraz endişelendirdi Sayın Yıldırım Türk bu haber. Acaba Avrupa Birliği'nden olası yaptırım kararlarının piyasalara bir etkisi olur mu? Ben yaptırım kararlarının çok etkili olacağı kanaatinde değilim. Yani etkin bir yaptırım kararı alınacağı kanaatinde değilim. Tavsiyeler olabilir. Çünkü Avrupa için Türkiye önemli bir ülke. Özellikle tedarik açısından önemli bir ülke. NATO çerçevesinde düşündüğünüz zaman öyle bir güney kanadı güçlü bir Türkiye. Özellikle NATO cephesinde. Dolayısıyla ben Türkiye'siz bir Avrupa'nın çok fazla güçlü olabileceği kanaatinde değilim. Burası gelişmekte olan Asya piyasaları veya yükselmekte olan Asya piyasaları için bir köprü görevi görüyor. Dolayısıyla zaman zaman Avrupa Birliği'ne ilgili gelişmeler bazen sertleşmiş olsa bile Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olması gerektiğine dair çalışmaların hala bu noktadan itibaren tekrar devam etmeye başladığını görüyoruz. O bakımdan Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili çok önemli, yani önemli bir yaptırım, sert bir yaptırım gelecek kanaatinde ben değilim. Bu bakımdan çok fazla bir endişem yok. Evet, Sayın Yıldırım Türk, şu anda 1354 seviyesinde Borsa İstanbul 100. Tabii Evet. ki bu seviyeler aslında ciddi anlamda bir yükseliş var. Bu seviyelerden daha da yükselebileceğini siz bekliyorsunuz bu durumda. Ben öyle anlıyorum. Evet, muhtemelen 1500 puanı görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Görebiliriz. biraz önce belirttiğim gibi artık aşının yaygınlaşmasıyla beraber her ne kadar biz bunun hemen uygulamasına geçemeyeceğiz. Biraz önce siz de haberde belirttiğiniz gibi doz sayısının az olmasından dolayı biraz daha bizde onun etkileri uzayabilir. Ama genelde zaten dünyada da bu aşılar yapıldığında ekonomilerin düzelmesi için epeyce bir zaman olduğu, özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları başta Amerika olmak üzere bunlar başkanlar tarafından açıklanıyor. Muhtemelen bir sene, bir sene gibi süreçte artık bu aşının etkilerinin görüleceği ve ekonomilerin ancak bu süreçte toparlanmaya geçebileceği beklentileri de var. Dolayısıyla bunları da dikkate aldığımızda hemen bir toparlanma beklemek zor ama sözümün başında da belirttiğim gibi genellikle yatırım araçlarında beklentiler satın alınır. Bu bakımdan Türkiye'nin özellikle mevcut potansiyeli düşünüldüğünde büyüme rakamları ile ilgili beklentiler 2021 için bugünkü verilerden daha da iyi bir beklenti olduğu için bu beklentiler satın alınıyor. Ve zaman zaman tabii düzeltmeler olabilir yine sözümün başında söylediğim gibi. Ama düzeltmelerin daha yumuşak olacağı kanaatindeyim. Yükselişler de sert olursa bu düzeltmeler oradan gelebilir. Ana kağıtlardan bahsediyoruz şu anda borsada. Ana kağıtların yükseliyor olması biraz da bu iyimserliğin daha güzel yansıdığını veyahut da daha iyi yansıdığını da bunun da bir göstergesi olarak bakmak lazım. O bakımdan ben sene sonuna kadar veya Ocak ayının ilk haftalarında borsanın 1500 puana doğru Borsa İstanbul 100 endeksinin yükselebileceği kanaatindeyim. Evet Sayın Yıldırım Türk, benim iki sorum daha olacak bununla ilgili. Ana kağıtlar Buyurun. dediniz. Ana kağıtlar acaba biraz daha açabilirseniz izleyicilerimiz açısından hangi sektörlerde özellikle, yani hani hisse söylemenize gerek yok ancak özellikle hangi sektörleri bu açıdan değerlendirebilirler? Bir de bu 1500 seviyesi tahmininiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 24 Aralık'taki kararına göre değişebilir mi acaba? Tabii değişebilir. Orada eğer bir 100 baz puan daha bir faiz artırımı gerekiyor şu anda açıklanan son enflasyon rakamına göre, Kasım ayı enflasyonuna göre bir 100-150 baz puan daha artırılması gerekiyor. Ama Evet. en 100 baz puan artırılsa bu cesaretle alınmış bir karardır ve bunun da
Tabii faiz artırılınca belki yatırım araçları bundan olumsuz etkilen ama bu faiz artırıldığında daha sonra faiz indirimine doğru da bir adım atılmış olacaktır diye düşünüyorum ben. O bakımdan o kararda faiz artırılması piyasa dostu bir işlem olarak değerlendirmek gerekir. Cesaretle ilerleniyor ve piyasanın iyileştirilmesi için veyahut da yapısal reformlara geçiş için adımlar bunlar. Bunlar yapılacak diye bu beklenti satın alınabilir. Evet. Ana kağıtlar dediğim özellikle demir çelik sektöründe bugünlerde yükseliş olduğunu gözlüyoruz. Yine enerji sektöründe yükselişler olduğunu gözlüyoruz. Çünkü üretim artırınca enerji sektöründen tabii enerji kullanılacağı için bunun etkileri var. Endüstriyel metallerle ilgili olan hisselerde de artış olduğunu görüyoruz. Bankacılık hisselerinde şu anda çok fazla bir şey yok ama orada da özellikle faiz artırımlarından sonra orada da bir miktar yukarı yönlü seyirler izlenebilir. Daha önce daha zayıf şirketlerin hisseleri çok hızlı bir şekilde yükseliyordu biliyorsunuz. Şu anda artık ana kağıtlar dediğimiz beyaz eşyada, perakende sektöründe, enerji sektöründe, demir çelik sektöründe bu tür hisselerin artmaya başladığını gözledik. Bu da ileriye dönük işte artık pandeminin etkisinin azalacağı ve ekonomilerin toparlanacağı bir beklenti satın alma şeklinde kendini gösteriyor diyebilirim. Evet, bakalım Merkez Bankası'ndan bu 100-150 bas puan gibi bir artış olacak mı? Aslında çok olumlu olur Sayın Yıldırım Türk gerçekten. Ocak ayında da 2021'in Ocak ayında da bu devam ederse belki bütün yıla bile yayılabilir. Gerçekten Ocak ayı gerçekten önemli oluyor piyasalar için benim Evet, gördüğüm kadarıyla. tabii. Ocak ayı çok bir başlangıç ayı açısından, bütün yıla yayılması açısından nasıl girilirse Ocak ayına çok ciddi anlamda yılın kalanını da etkilediğini ben görüyorum. Ani aslında geri çevirmeler pek olmuyor. Evet. Evet, özellikle mesela burada şunu da bir parantez diye biraz daha açalım konuyu. Tabii. Mesela 2018 kur şoku yaşadıktan sonra 2019 ve 2020'nin bu senenin ilk 2 ayında Ocak ve Şubat ayında baya bir toparlanma söz konusuydu. Hatta özellikle büyüme konusundaki tahminler daha da iyiydi. Ama arkasından koronavirüs salgını başlayınca o maalesef yarıda kaldı. Dolayısıyla dediğiniz gibi Ocak ayında hem yatırımcılar açısından hem de işletmeler açısından yıllık pozisyonlar ve değerlendirmelerin yapıldığı bir ay oluyor. O bakımdan beklentiler olumlu olursa Ocak ayındaki çıkan bu veriler veya beklentiler veya raporlar olumlu şekilde oluyor. Evet, sizin bu belirttiğiniz aslında nokta piyasa oyuncuları için de oldukça önemlidir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum gerçekten. Biraz daha döneceğim aslında ben bu konuya. Zira Baki Demirel, Doçent Doktor Baki Demirel dün konuğumuzdu ve o Evet. şöyle belirtti. %15'lere çıkması gerek dedi faiz oranı aslında. Bir 300-350 bas puan gibi bir faiz artırımı olması gerek dedi. Tabii enflasyonu öncelik görüyor. Akademisyenler öncelikle enflasyon önce bir şekilde dizginlenmeli diye düşünüyor. Ancak büyüme tarafı da çok önemli bu dönemde. Biliyorsunuz KOBİ'lere de bir şekilde KGF'ler aracılığıyla yardım yapılmaya çalışılıyor. Bu KGF'lerden devam edelim mi? Tabii Yoksa? Evet. edelim. KGF'ler aslında önemli. Bundan önce 2018 yılında da KGF uygulaması yapılmıştı Evet. ve reel sektör özellikle KOBİ tarafı bir derin nefes almıştı. Ancak KGF'lerin şöyle bir şey var. KGF verilmeli tamam ama işletme bunu nerede kullandığını ibraz edecek şekilde. Yani kredi vereceksiniz ama bunu takip etmeniz de gerekir. Bize öyle duyumlar geldi ki KGF almış işletme gitmiş döviz almış 6,40 TL'den o zaman için. Ondan sonra dolar fiyatı 5,30'a doğru düştüğü zaman ödeme zamanı gelmiş KGF'nin. Evet. Dolayısıyla tabii burada zarar edilmiş. Evet. Yani aslında verilen kredi hem uzun vadeli hem de düşük faizli ve o işletmenin özellikle kendisini toparlanması için işte yatırım yapması için veyahut da üretim yapması için istihdam sağlaması için verilmiş olan bir kredi olmasına rağmen
bunu spekülatif olarak döviz alması çok da doğru değil. Dolayısıyla verilecek olan kredilerin takibinin de çok iyi yapılması gerekir. Ancak o zaman faydalı olur diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında enflasyonu tetikleyici gelişmeler olabilir. Evet, verilen krediler, KOBİ'lere verilen krediler ve aslında bir şekilde ekonomiyi canlandırmak için bu kullandırılan KGF'lerin de bir takibi yapılması gerekiyor. Bu borçlar ödenmezse Türkiye ekonomisi için ciddi bir anlamda bir yük oluşturabileceğini düşünüyorsunuz, değil mi? Evet, aynen öyle. Zira aslında bugün de Sayın Veysel Ulusoy, Profesör Doktor Veysel Ulusoy, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesinin aslında ben bir yazısını gördüm. O da Evet. buna değinmiş. İşte bu tarz şeyler veriliyor ama bakıyoruz rezervlerimiz azalmış durumda. Evet. Rezervlerle bir ilintisi var mı bunun acaba? Rezervlerimizin azalmasıyla bir ilintisi var mı bunun acaba? Yani KGF'deki borç rezervleri daha da mı zor duruma sokacak ki acaba Sayın Ulusoy bundan bahsediyor. Ben o kanaatte değilim. Evet. Evet, rezervler azalabilir. Zaten azaldı. Dolayısıyla bu dışarıdan bulunmuş bir kaynak olduğu için rezervleri çok fazla etkileyeceği kanaatinde değilim. Sizin haberde de belirttiniz. Avrupa fonundan karşılandığı söyleniyor. Evet. Böyle olunca çok fazla rezervleri etkileyecek kanaatinde değilim. Ama bundan öncekiler rezervleri etkiledi tabii ki. Evet, bu çok önemli bir noktaya değindiniz Sayın Yıldırım. Türk Avrupa Fonu aracılığıyla aslında sağlanacağı için çok fazla yük olmayabilir. Bu seferlik mi Avrupa Evet. Yatırım Fonu aracılığıyla oldu? Daha önce Türkiye'deki bankalar aracılığıyla olmuştu KGF'ler. Bu sefer Evet, farklı bir aynen. yöntemle oluyor herhalde. Yine bu Evet. KGF'ler bu sefer bu destek paketlerin içerisinde bu sefer Türkiye'deki bankalar yok. Öyle mi anlıyoruz? Evet, Avrupa fonundan karşılandığı için Evet. belki Daha farklı. o bankalara verilecek, kamu bankalarına, kamu bankaları aracıyla dağıtılacak olabilir. Anladım. İçeriğini tam bilmiyorum tabii ki, ona bakmak lazım. Bunun da tabii aslında geri dönüşünün olması önemli. KGF'nin aslında Tabii. bir web Ama sitesi epeyce var. bir vadesi var. 60 aydan bahsettiniz. Ben öyle anladım. Evet, Dolayısıyla 60 ay. özellikle koronavirüsün etkilerinin azalacağı beklentisi, aşıların yapılmasıyla beraber önümüzdeki dönemde ekonomiler biraz daha toparlanırsa ki beklenti o yönde. Böyle olunca da özellikle Amerika'da Biden hükümetinin gelmesi, biraz daha Trump hükümeti dönemindeki sert tavırlardan ziyade biraz daha iyimser bir tavır beklentisi de var ayrıca dünyada. Tabii her ne kadar ticaret savaşlarında bir azalma olacak kanaatinde değilim, bırakıldığı yerden tekrar başlayacak. Dolayısıyla bunları düşündüğümüz zaman 60 aylık bir kredi temini KOBİ'ler için oldukça, hani can suyu diyeceğimiz bir kredi olacak diye düşünüyorum. Sadece bunların aslında geri ödemesinin yapılması önemli ve aslında alınan bu Evet. kredilerin takibi yapılması diye gerektiğini Evet, en önemlisi düşünüyorsunuz o tabii. Sayın Yıldırım Türk. Evet, tabii Yani iyi yerlerde kullanılmış olması gerekiyor. bunların üretim için kullanılması gerekiyor. Evet. Tabii Siz istihdamı da sağlayacak bir şekilde, ihracatı artıracak bir şekilde tabii. bunların olumlu bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yani sizin dediğiniz gibi bu yani finansal piyasalarda oynayanlar var. Bunun aslında takibi yapılması gerekiyor ve bu olmaması gerekiyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet, Aynen evet, öyle. evet. Tabii ki herhalde hükümet de bunun takibini yapacaktır. Biz aslında yayınımızın başında ben belirtmedim ancak bir haberimiz daha vardı. Siz buradayken belirteyim. Petrol Buyurun. ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun Ocak ayı için toplam petrol üretim miktarını günlük 500 bin varil arttırmak kararı beklentisi karşılanmasa da uzmanlar karar sonrası petrol fiyatlarının 2021'in ilk çeyreğinde 40-50 dolara sabitleneceğini öngörüyor. Siz acaba bu tarz bir düşüş öngörüyor musunuz petrol fiyatlarında? Yani petrol Yani fiyatlarının ben 40-50 dolar. 40 ile 50 dolar varil aralığında hareket edeceği kanaatindeyim. Üretim artınca, pardon, yani dünyada üretim artınca, enerji kullanımı arttığında o kısıtlamalara biraz daha şey yapacaklar, serbest bırakacaklar ve öylece dengelenmiş olacak. Çünkü bazı ülkeler ki OPEC dışı ülkeler de bunlarda etkili.
üretim yapıp ekonomilerini düzeltmek için satış yapmak istiyorlar. Dolayısıyla çok fazla yükselirse de satışları düşebilir diye düşünülüyor. Öyle olunca da fiyat istikrarı oluşması açısından daha doğrusu dünyada üretim veya tüketim arttıkça buradan da o daha önce alınmış olan kararlar, aylık kesintiler biraz daha serbest bırakılarak fiyat dengesi sağlanacak gibi görünüyor. Benim beklentim varil başına 40 dolarla 50 dolar arasında hareket edecek bir fiyat oluşabilir diye düşünüyorum. Evet, genelde uzmanların da beklentisi bu yönde. Ben tabii sizin esas uzmanlığınızı sona sakladım. Estağfurullah. Altın fiyatları Estağfurullah. üzerinde ciddi bir Evet. uzmanınız olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve altın fiyatları aslında çok çok önemliydi bu sene için. Biliyorsunuz 1900-2000 seviyelerinden bahsediliyor, dolar seviyesinden bahsediliyordu. Covid aslında riskinden dolayı. Covid'in ciddi anlamda risk içermesi tüm dünya piyasalarında bir büyümeyi de etkilediği için 1900 dolar, 2000 dolar gibi seviyeler görülmüştü ons başına. Ancak şu anda altın fiyatlarında ciddi bir düşüş var Sayın Yıldırım Türk. Ve bizim izleyicilerimiz de çok fazla aslında bu piyasalarla ilgilenen kişilerden de bu altın fiyatlarına yönelik soru çok çok alıyorum ben. Ve ons başına altın 1842 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Tabii siz gram altından da lütfen bahsedin Sayın Yıldırım Türk. Sizin öngörüleriniz ne şekildedir? Şimdi aslında altın fiyatları COVID-19 başlamadan önce de bir miktar yükseliş şeklindeydi. Çünkü ticaret savaşları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecindeki yaşanan bazı olumsuzluklar, Çin'le Amerika arasında şiddetlenen işte bu ticaret savaşının getirdiği tedirginlikler altın fiyatlarını 1600 dolara kadar taşımıştı. Ve bu süreçte de özellikle dünyadaki bu ekonomik durgunluğu aşmak için de üstüne üstlük yeni teşvik paketleri, yeni karşılıksız paralar çıkarıldı hem Amerika'dan hem Avrupa'dan. Böyle olunca da tabii likidite artışı altını destekleyen bu jeopolitik gelişmelerin etkisiyle de altını destekleyen bir gelişmeydi. Özellikle Mart ayında ilk defa koronavirüsle ilgili haberler çıktığında daha önce alınmış olan yatırım araçlarının teminatlarının tamamlanması için çok yüklü bir satış geldi ve 1600 dolarlar seviyesinden 1450 dolara kadar gerileyen bir altın fiyatı görmüştük Mart ayı itibariyle. O çok kısa sürdü. Ondan sonra da sizin de bildiğiniz gibi koronavirüsün etkileri dünyaya yayılmaya başladı. Ekonomilerde ilk defa 100 yıl öncesinde bir salgın hastalıkta bile görülmeyen ekonomilerin kapandığı bir 70 gün geride bıraktık hem Türkiye açısından hem dünya açısından. Bunlar tabii ekonomileri oldukça olumsuz etkiledi. Para birimlerine olan güvenin azaldığını ve hatta o kadar yüksek bir likidite var ki dünyada hala bu şekilde ki devam ediyor. Biraz önce Amerika'dan da yine yeni bir teşvik gelebilir düşüncesi de var biliyorsunuz. Böyle olunca da eksi faizler var dünyada. Ama insanlar basit bir şekilde anlatmak istersek bankaya gittiğinde mevduata para yatırdığında işte o bankalar diyorlar ki siz bunu yatırıyorsunuz ama biz bunu korumak için sizden biraz daha para alacağız diyorlar. Şimdi insanlar mevduata niye götürür? Parasını yatırır. Oradan bir gelir elde etmek için, bir faiz gelir elde etmek için yatırır. Böyle olunca bu parayı vermekten ziyade en azından güvenli liman diye altına yönelmişlerdi. Ve altın fiyatları da bu çerçevede bizde de çok yoğun bir şey oldu. Faizlerin düşmesinin etkisiyle talep oldu. Ve bu arada özellikle içeride altınla ilgili verginin getirilmiş olması, banka sigorta muamele vergisinin getirilmiş olması da serbest piyasaya yöneltti yatırımcıları ve vatandaşı. Bizim talebimiz de dünyada tabii ki sayılı ülkelerden biriyiz. Dünyada üçüncü sırada altın ithal eden bir ülkeyiz biz. Bunların etkisiyle de altın fiyatlarının bir anda 2000 dolarlara doğru yükseldiğini gözledik. Ama esasında şu andaki fiyat bile bence oldukça düşük denilebilir. Çünkü 2008 yılında global finansal kriz sırasında yine böyle gelişmiş ülke merkez bankalarının yüklü miktarda piyasaya para sürdüğü dönemde altın çok hızlı bir yükseliş trendine girmişti. 1060 dolarlardan bir anda 1923 dolarlara kadar yükselen bir seyir gözlemiştik. Evet. Ki o zamanki likidite 4 trilyon dolar civarındaydı. Ama şu anda 8 trilyona yaklaşmış bir rezerv var.
Buna rağmen altın hala 1850 dolarlarda ki 2075 doları da gördük Ağustos ayında, Temmuz sonu Ağustos ayı itibariyle ve Lübnan'daki patlamanın 100 dolar bir etkisi oldu. Sonra bu hızlı yükselişi aslında biz sene sonunda beklerken erken olduğu için bir hazmetme sürecine girdi. Biraz da aşı bulunma beklentisi de vardı zaten. Bizde aşı bulunduğunda muhakkak altında bir fiyat düşüklüğü olacak, bunun iyimserliği olacak ama bunun takvimini bilmek zor. Ne zaman bulunacağı belli değil derken benim şahsen beklentim sene sonu itibariyleydi ama onun öncesinde aşının bulunmuş olması altın fiyatlarını 1754 dolara kadar gerilemesine etkili oldu. Bu 10-15 gün kadar bir süreç oldu. Sonra tekrar işte bu teşvik paketleriyle ve daha önceki sorunların rafa kaldırmış olan dosyaların yavaş yavaş raftan indirilip masaya gelmesiyle birlikte yavaş yavaş bundan sonra yukarı yönlü seyirler olacaktır diye düşünüyorum. Ben sene sonu itibariyle 1875-1900 bandında bir altın fiyatı görebiliriz diye düşünüyorum. 1950 de görülebilir. Çünkü bu teşvik paketi Amerika'dan çıkıp aynı zamanda sene sonuna kadar yine Avrupa Birliği'nden ek tahvil geri alımlarıyla piyasaya verilecek paralar. Geçtiğimiz günlerde Japonya'da başbakan değiştikten sonra da yine aynı şekilde orada da teşvik paketlerinden bahsedilmeye başlandı. Bu yüksek likitte para birimlerine olan güvensizlik ve aynı zamanda dijital paraya geçiş hazırlıkları. Bu arada biliyorsunuz kripto para çalışmaları var dünyada. Bunların evet. Hepsi altına dayalı olma olasılığı da söz konusu. O bakımdan ben önümüzdeki sene itibariyle de şu anda işte 1857 dolar seviyesinde biraz önce ekrana baktığımda o şekildeydi. Bu seviyelerin sene başında ve yılın ilk 3 ayında muhtemelen 2000-2100 dolarları göreceğimiz kanaatindeyim. İçeride ise 8.57 TL'ye kadar yükselen dolar fiyatı sırasında altının 538 liraya kadar yükseldiğini gözlemiştik. Bu hem dışarıdaki yükselişten ama esasında dolar TL çarpanından kaynaklanmıştı. Merkez Bankası'nın biraz önce bahsettiğimiz bu faiz artırımıyla beraber istikrarlı bir seyirle 7.80'in üzerinde seyretmeye başlayan dolar TL fiyatının muhtemelen sene sonuna kadar 7.75-7.95 bandında hareket edeceğini düşünüyorum. Bu çarpan etkisiyle de şu anda özellikle 467-470 TL'ye kadar hafif bir yükseliş gösteren altının bundan böyle 475-500 bandına geçeceğini ve yine senenin ilk 3 ayında, ilk çeyreğinde bu rakamın 550 TL seviyelerine tekrar ulaşacağımızı düşünüyorum. Yüksek fiyattan altın almış olan ve bizi izleyen izleyicilere ben şunu söylemek isterim. Zaten biz uzun süreden beri orta ve uzun vadede alım yapın, kısa vadede alım yapmayın diye uyarmıştık ve bütün paranızı altına değil en azından ayıracağınız para %40'ı olsun paranızın şeklinde uyarılarda bulunmuştuk. Şimdi bu süreçteyiz. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl vadede alınmış olana zarar sayılmaz. Dolayısıyla biraz daha sabretmeleri gerekir. Hızlı yükselişlerin bu şekilde bir düzeltmesi, yeni bir yükselişin habercisi olabilir. Bu açıdan baktığınız zaman ben buradaki bugünkü gerilemelerin ve geçtiğimiz haftaki gerilemelerin yeni bir alım fırsatı olarak, orta ve uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, altın yatırımcıları ve altın aslında altın piyasalarıyla ilgilenenler için çok önemli söylemler verdiniz. Önemli aslında noktalara değindiniz. Tabii sizin uzmanlık alanınız. Çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Yıldırım Türk. Estağfurullah. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ve iyi çalışmalar diliyoruz. Sağlıklı ve iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Şevin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, bugünlük yayının Paranın Nabzı'nın sonuna geldik. Zaten Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk'ten de piyasalara dair önemli bilgiler aldınız. Benim çok fazla aslında bahsetmeme gerek kalmadı. Kendisi hem para ve hem altın piyasaları konusunda uzman bir isim. Hem borsaya dair, hem dolar TL kuruna dair, hem de altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda ve görüşlerde bulundu. Sevgili seyirciler, bugünlük Paranın Nabzı'nın sonuna geldik. Yarın tekrar 17.30'da sizlerle beraber olacağız. Birazdan Ezgi Aşıcı ana haber bülteninde sizlerle beraber olacak. Hoşça kalın.